Haberimizde izledik, 7'den 70'e tüm Azerbaycan tek yürek, genci, yaşlısı cepheye koşuyor. Sevgili seyirciler, işte şimdi biz de o cepheye gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos karşımızda. Şimdi dün gece yine ağır kayıplar verdirildi Ermeni birliklere. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Aliyev dedi ki öz topraklarımızı kurtarıyoruz. Tüm dünyaya da gösterdiler ne kadar güçlü olduklarını, çünkü haklılar. Dolayısıyla şimdi senden alalım son durumu. Cephe hattında neler yaşanıyor? Basın orada, biliyoruz ki Türk basından çok sayıda temsilci hemen onlar da Azerbaycan'a, cephe hattına koştular, ama uluslararası basının ilgisi ne durumda? Olayları, gerçekleri doğru şekilde aktarıyorlar mı? Sana soralım. Evet, o zaman öncelikle o soruyla, cevapla başlayalım. Uluslararası basında artık dün itibariyle gelmeye başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na beraberinde getirdiği ve ağırladığı basın mensupları Rusya'dan, Fransa'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden, yine Amerika'dan birçok basın mensubu geldi. Ve yine devlet yetkililerle birlikte cephe hattındaki köyler gezdiriliyor. Orada vurulan, isabet alan sivil yerleşim alanları yine onlara gösteriliyor. Ve Ermenistan ordusunun sürekli sivil yerleşim yerlerine hedef alan saldırılarına şahitlik etmeleri isteniyor. Tabii Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politikalardan sorumlu yardımcısı, az önce bir açıklama yaptı. Yine sivil yerleşim yerlerine yönelik bir saldırı neticesinde bir Azerbaycanlı da hayatını kaybetti ve şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 17'ye yükselmiş durumda. Özellikle Cebrail bölgesinin Çocuk Mercanlı köyü, Fuzuli bölgesinin Horadis köyü, ki dün yayınımızı yaptığımız noktaydı, Goranboy, Terter, Adam bölgeleri, yine cephe hattı boyunca köylere yönelik Ermenistan Silahlı Kuvvetleri son 2 saattir çok büyük çapta bir saldırı başlattı. Havan toplarıyla ve yine mermilerle birlikte bu noktaları ateşe aldığını söyleyebiliriz. Birçok sivil yerleşim yerinin de hedef alındığını biliyoruz. Adam'da yaralılar var, bunu iyi biliyoruz. Ve şu ana kadar da 17 vatandaş hayatını kaybetti. 55'in üzerinde Azerbaycanlıysa yaralı olduğunu söyleyelim. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı yine devam eden harekata ilişkin bilgileri de paylaşıyor. Şu ana kadar devam eden harekatta Terter ve Adam, Adere bölgesinde çok ciddi çatışmalar olduğu ifade ediliyor. Özellikle Adere bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin çok ciddi zayiat verdiği, ön hatların lojistik desteğe ihtiyacı olduğu, ancak yardıma kimsenin gelmediği ve Ermenistan askerlerinin o bölgede yine yardıma muhtaç bir şekilde kaldığı ifade ediliyor. Şu ana kadar 200'e yakın tank ve zırhlı araç, 228 top bataryası, roket füze sistemi, havanlar ve 30 hava savunma sistemiyle 6 komuta merkezi, 5 silah deposu, 110'dan fazla askeri araç imha edildi. Ermenistan ordusu çok büyük kayıplar veriyor. Bir S-300 hava savunma sistemi yine imha edildi ve şu ana kadar da yine 2300'ün üzerinde Ermeni asker öldürülmüş durumda. Özellikle cephenin Horadis bölgesinde, Hocavent bölgesinde yine şiddetli çatışmalar oluyor. Fuzuli ve Cebrail bölgesinde büyük ilerlemeler kaydetmişti Azerbaycan ordusu, ancak Hocavent bölgesinde özellikle yine orada çatışmalar devam ediyor. Orada mevzilenen Ermeni askerler yine bir bir imha ediliyor. Diğer taraftan Adere bölgesinde gizlenen toplar vardı. O toplar işte gerek Şahbulak mevkinden, gerek Adere mevkinden Terter'in köyleri bugün sabah saatlerinde çok yoğun ateş altına tutulmuştu. O toplara, o topçu atışlarını da susturmak anlamında yine büyük harekat başlamış durumda. O noktalar çok ciddi bir şekilde gerek silahlı insansız hava araçlarıyla, gerekse de toplarla dövülüyor Coşkun Özen.